Biz iyilik dediğimiz şeyi şu şekilde tanımlıyoruz. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına onun gibi davran. Veya kendin için ne istiyorsan başkaları için de onu iste. İşte iyilik dediğimiz şeyin temelinde de bu yatıyor. Bu şekilde hareket ettiğimiz zaman biz zaten iyi bir insan olmuş oluyoruz. İşte o başkası doğa da olabilir, başka bir insan da olabilir. Onun için biz insana ve doğaya dost bir sistemden her zaman için bahsediyoruz. İşte yaptığımız iyilikleri de paylaştığımız zaman bundan ilham alan başka insanlar da o iyiliği çoğaltabiliyorlar. Onlar da benzer şekilde hareket edebiliyorlar. İyilik yap, good for trust'a at ve paylaş dememizin nedeni bu şekilde bizim yapmış olduğumuz iyiliklerin daha da çoğalarak büyümesini sağlamak. Dolayısıyla her iyilik yaptığımızda insan beyni çok ilginç. Bundan mutluluk duyuyor, zevk alıyor. Ama daha enteresan şey daha var. Başka bir insanın başka bir insana iyilik yaptığını gören bir insan da aynı zevki alıyor. İşte bu sosyal olmanın, toplum olmanın bir gereği. Yani toplumun işler olması, iyi olması, bir toplumun hepimize mutluluk vermesinin temelinde yatan şey iyilik ve iyi davranış. Biz iyiliği aynı zamanda ekolojik ve sosyal açıdan adil ürün üreten üreticileri desteklemek olarak da görüyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı karşılarken ekolojik ve sosyal açıdan adil ürünleri biz satın aldığımız zaman bir başkasının geçimini de sağlamış oluyoruz. O geçimi sağladığımız için de biz aynı zamanda o insana da bir iyilik yapmış oluyoruz. O da bizim ihtiyacımızı karşılayarak bize bir iyilik yapmış oluyor. Dolayısıyla goodfortrust.org'da biz iyiliği sürekli çoğaltıyoruz. Hem yaptığımız alışverişlerle hem de topluma faydalı yapmış olduğumuz her iyilik temelli eylemle daha güzel bir toplumu, daha güzel bir geleceği yaratmak için harekete geçiyoruz.